Bakayım Cenab-ı Hak ne istifade ettirecek? Cenab-ı Hak irfanımızı artırsın. İstifade ettirsin inşallah. Farklı ne anlayacağız? Öyle bakın. Benim bu dersten alacağım pek bir şey yok sakın demeyin. Öyle bakarsanız açmaz size. Yani okuyacağım yer belki de daha önce okumuşsunuzdur mutlaka. Fakat bakayım bu farklı ben ne anlayacağım? Ben buradan alacağım fazla bir şey yok derseniz bu sefer kapatır. Çünkü kayyumun neticesi imandır. Yani imanda zerre kadar inkişaf dünyanın en büyüğünden büyüktür. Dünya en büyük olsa ne olur? Dünya en büyük olsa ne olur? Bir gün olsa da dostlarımdan, tanıdıklarımdan yani ahiret haberini almamış olsam. Ya gidiyor. Peki. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Bir önerme yapacağım bir cümle. Bir cümle. Ondan sonra mevzuma geçeceğim. Mevzum biraz çeşit çeşit olacak. Tek bir mevzu değil. Merkezi Kur'an olacak. Kur'an'la alakalı. Ama tek bir konu değil yani. Bir mevzu değil. Önermem şu. Rafe. Dünyanın ne olduğu, nerede olduğu bir hayal eder misiniz söylediğimi? Dünyanın yuvarlak böyle hani dönüyor ya bazen videoda görüyoruz. Dünyanın ha bunun ne olduğu, nerede olduğunu, nerede bu ve niçin burada olduğunu ne ile bileceksin? Dünyanın ne olduğunu, nerede olduğunu, niçin olduğunu içindeki malzemelerle envater dedikleri şeylerle yani domatesle, fasulyeyle bilemezsiniz. Dünyanın ne olduğunu denizle bilemezsiniz içindeki malzemeyle. Dünyanın ne olduğunu güneşte de, hariçte de bilemezsiniz. Dünyanın ne olduğunu. Bak bunu şeye götüreceğim. Aynen öyle de insanın kim olduğu, nereli olduğu, niye burada olduğunu ne armutla, ne güneşle, ne de dünyanın içindekilerle anlayamazsın. İnsanı bir de okuyayım. Aynen öyle de insanın kim olduğu, bir daha, çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Bak armutla ifade, ben sen kimsin, armut değilim. Bu izah değil. İnsan kimdir? Deri değil. Bu izah değil. İnsanın bak kim olduğu bir. İnsanın nereli olduğu, çünkü buraya benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Sığıra benzemiyor, dereye benzemiyor, kelebeğe benzemiyor. Harici şey kıyas edersen güneşe de benzemiyor. Bak insanın kim olduğu, nereli olduğu, çünkü yabancı olduğu belli. Doğması değil buranın. Üç, niye burada bulunduğunu ne armutla, ne güneşle, ne dünyanın içindekilerle, ne de dışındakiler, galaksilerle bilemez. Bu önerme cümlemi yaptıktan sonra Kur'an merkezli bir dolaşalım böyle. Dünya öyle güzel bir kavşak ki fark ederse insan hayat yaşamaya değiyor. Heyecanlı oluyor, doyamazsın. Eğer hayatına, hayatından daha değerli bir anlam, daha değerli bir mana yüklersen, hayatına hedef olursa, hayat yaşamaya değer. Hayatından daha değersiz, manasız, hayatından daha manasız, manası var ama, hayatını ona harcamaya değmeyecek şeyleri hayatına gaye yaparsan,
hayat manasını yitirir, intihar seçenek olur. Ömrüm biraz bunlarla geçiyor. Ya bedenle izah edersen kendini, et yığını, donmuş et yığını dersen, hayat manasını yitirir, yaşamak zulmet olur. 435 sözler. O kadar şimdi bunu iki tane önermeyi, yani bir önerme ama bir dünyadan misal verdim, bir de insandan önerme verdikten sonra bunu yorumlaya çözen, yani insanın ne olduğu, kim olduğu, nerede olduğu, niçin burada olduğunu, bulunduğu ortam cevap vermez. O zaman boşta düşüyor. Şimdi bunu Kur'an veriyor. O kadar tenasüple birbirine uygun. Yani Kur'an'ın ifadeleri çok gariptir. Mesela bir tıp kitabı. Ben çalıştım size bu dersi yapmadan önce. Hem arabada çalıştım, hem burada içeride çalıştım. Çalışarak, notlar alarak. Tamam mı? Notlar alarak çalıştım. Böyle lat diye bir kitap açıp yapmıyorum. Bunu da söyleyerek böyle yapma diyor. Şimdi bir insanın, insanı biliyor canım, gayb değil. İnsan insanı bilir ortalama. Beni bilirsiniz ortalama, bu nedir yani, bu kimdir, çapı nedir. Ben de bilirim yani sizi ortalama insan nedir yani. Ne yapar? Yani insan olduğumuz için. Peygamber dahi olsa biliriz ortalama nedir yani. Yani ruhsal yapısını bilmez ama insan ortalama dünyada ne yapacağı, ne yapabileceği, neler bahsedebileceği, ne kadar ömrü yeteceğini ortalama biliriz yani. Kalkıp da böyle bir tanki kaldıracak hali yok yani misal. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da insandır. Yani bir insanın böyle bir farklı mevzularda, nihayetsiz mevzularda, nihayetsiz mana mertebesini bir insanın yapabileceği olamaz. Yani bir evet demek insanı tanımıyorsun demektir. Bir insan bunu diyemez. İnsan diyemez. Yapamaz. Ömrünü adam tıpa değil göze vermiş. Ortopediye vermiş. Adam böyle bir doktor söylediler. Kadın hastalıklarına ömrünü vermiş. Türkiye'de en fazla makalesi olan adam profesör bilmemde. Ömrünü vermiş. Ama bir bakıyorsun gözden kalkıp bir şey yok yani. Ama bir bakıyorsun bu zat getirdiği Kur'an'la ya karısı, karıla, hanımlarıyla meşgul oldu. Ticaret yaptı. Ordunun başında bulundu. Devleti yönetti. Sahabeleri yetiştirdi. Ya kardeşim bu araştırmayı nereden zaman buldun? Tam da geçmişten haber veriyorsun. Gelecekten haber veriyorsun. İnsanın fıtratını çözüyorsun. Evde kocalık yapıyorsun, babalık yapıyorsun. Orduya komutanlık yapıyorsun. Devlet reisliği yapıyorsun. Tamam da bu araştırmaların nereden, nasıl zaman buldun? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorum yani. Nerede buldun bu zamanı? Lan ben biliyorum ya. Size bu dersi yapmak için 3-4 saat verdim ya. Varı anlamak ha. Hangilerini size anlatayım diye. Anlamak yani. Bu olmayan bir şeyi çıkartıyor. Olmayan, olmayan bir şeyi çıkartıyor. Nerede buldun sen zamanı? Asude bir kafa olacak da, hanımlar bir taraftan, iş bir taraftan, açlık bir taraftan, düşman bir taraftan, geçmiş bir taraftan, oranın zulmü bir tarafa. Ya bu hangi kafayla yapacaksın o maneviyatı? Siz o kadar, size hak veriyorum ki, inşaata dalmış adam, ya abi derse zor geliyorum. Haklı. Lan bir inşaat ya. Ondan sonra eve gel, bir de asude bir kafayla mana çıkart. Yani biliyoruz da insan ortalama kapasitesi nedir yani. Şimdi inşaattan geleceksin, işten geleceksin, akşam Allah Allah. Bu manaları koyacaksın. E şimdi bu kaç tane işten gelecek, düşünecek, yaz, ayet olsun. Hangi kafayla, hangi zamanda, hangi kütüphanede araştırdın bunları? Bir de sonsuza hitap edecek. Tuhaf ya. Yani akıl yol bulamaz yani, kabir ve sonrası kimyayla de bilinmez. Diyor ki o kadar hani anlattığı mevzular girift ki, kâh semadan, kâh geçmişten, kâh suyun içinden, kâh insanın batınından,
çağ insanın sosyolojik yapısından. Hemen ona bir tanesini geçeyim bak. Bu kadar, o kadar tenasüple birbirine uygun. Söylediği de birbirine çelişmiyor. Birbirine uygun olacak yani. Birbirini tamamlayacak dişli gibi. Aile hayatını söylerken fıtratı bozmayacak. Aile hüküm getirirken toplum sosyal yapısını bozmayacak. Yani cami ile sokak çatışmayacak. Yani akıl şeytandır der Hristiyanlar. Katolik kilisesinde akıl şeytandır. Kilisenin kapısına bırak. Çünkü içeride ne nane yiyeceği belli değil ya. Aklı kullanma. Akla şeytan demiş. Hala öyle diyor. O kadar tenasüple birbirine uygun. Birbirine layık. Yani bu manaları, yani söylediği çeşitli yerler şu mesela. 403'ten söyleyeyim bak birbirine hangi konular. Olacak şey mi ya? Allah Allah. Antika bir insanmış. Normal değil. Bana benzemiyor bir kere. Sana da benzemiyor. Allah, dine benim kadar zamanı yoktu. Benim bütün ömrüm din. Hanımım yok. İşim aşım yok. Devlet reisi değilim. Siyasetle alakam yok. Yatıyorum din, kalkıyorum din. Benim kadar zamanı yoktu ha. Benim bütün hemen hemen ben bu yani. Başka bir şeyim yok. Mevcutu anlayamıyorum. Bu nasıl zaman buldun diyorum. Ya şey, beşer ölçüleriyle bakıyorum biliyor musun? Kıyas ediyorum. Ya Muhammed nasıl bir insansın sen ya? Bir insana yapabilir mi? Yapamaz. Yaptı, yapamaz. Yaptıysa destek alıyor. Üstad ezelisinden ders alıyor. Ders alıyor. Olamaz. Biliyorum da insanın çapını biliyorum. Ya kapasitesini belli yani bir insan. Nasıl yapacak ya? İmam Azam yalan mı söylüyorlar? Sabah namazının iki rekatına komple hatmetmiş. Lan nasıl olur? Yalan mı söylüyorlar? Okudu, dinledik dedi. Bir buçuk saat sabah namazı imsakta dursa, güneş çıksa bir buçuk saat şeyi var, müddeti var sabah namazının miktarı. Akşam da öyle. Bir buçuk saatte nasıl hatmi Kur'an yapıyor? Ne bileyim bilmiyorum başka bir yere gidiyor. Bunu Muhyiddin Arabi'nin karısı diyor ki, Muhyiddin Arabi'nin hanımı diyor ki, ya diyor odaya giriyor, bunlar eski insana izzetli, kafir bile arkadan vurmazmış. Peygamberimize gelmiş, değil mi ordunun içinde, yalın kılıcı kaldırdı. Ya Muhammed seni şimdi kim kurtaracak diyor. Vursana ya daha önce de tam girmiş işte. Kahpelikte, puştukta vur işte. Vurma yok. İlk önce konuşuyor, bak şimdi kim vuracak? Allah diyor. Mesela gaybden omuzuna işte bir darbe geliyor, kılıcı düşüyor. Yani bunlarda böyle puştuk yok yani. Kafir dayı olsa böyle bir şey var, toplumun dayatması var. Şimdi izzeti var evet, şerefleri var. Muhyiddin Arabi'nin karısı diyor ki, ya diyor Muhyiddin giriyor diyor, çıkıyor, kitaplarla dolu çıkıyor diyor. Yani öyle vaktinde, kitaplarla çıkıyor diyor, nasıl oluyor? Ben içeriye baktım, temizledim, kitap yok. Giriyor adam diyor, kitaplarla çıkıyor diyor. Yani bir insan böyle yapamaz diyor. Ha? Zaten doğdu, öldü, her anı, her dakikası 10 sayfa yazsa ancak yazılıyormuş. Gazali de öyle. 44 yaşında vefat etti. Gazali. Her çocukluk olmasa, gecesi de yok. Her saatinde diyorlar ki kaç sayfa? 20 sayfa mı ne yazması gerekiyormuş ki yazılsın bunlar. Neyse hanımı diyor ki ya bir bakayım diye anahtar deliğinden ya. Bu nasıl oluyor? Çevir bak. Baktım ki Muhyiddin. Hepsi ayrı ayrı şeyler yazıyorlar diyor. 40 tane Muhyiddin saydım diyor. Sen kafanı alır mı? Almaz. Beni de alıyorum. Almaz. O olmaz o zaman. Yani meyve bu. Eseri bu. Bir tane yerde söyledim. Abi ne diyor falan. Lan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dine benim bizzat verdiğim kadar zamanı yok. Orduyu yönetiyor. Öyle değil mi? Siyaset lider, devlet başkanı. Gelenlerin şikayetini dinliyor. Hanımlara hanımlık yapıyor. Gece şey yapıyor, en fazla da o Kur'an okumuş. O en fazla o ibadet etmiş. Bu nerede zaman buldu bu ayetleri çıkartıyor yani, yapıyor, nasıl düşündü, nasıl yazdı bu ayetleri? İnsan astüdyo kafa olacak da, bin parça olmuş kafada, o mana nasıl olacak? Demek ki başka bir yerden destek alıyor. Bu olacak şey değil ya. Bak şimdi.
birbirini ortadan kaldırmayacak neler var? Bir, ayet-i Kur'an'da emir var. Aynı ayette. Bak aynı ayette. Emir var. Nehi var. Yasak. Vaat var. Yani vaat edilen mükafatlar var. Vaid var. Ceza var. Terhip var. Rağbet var. Terhip var. Korkutma var. Zecir var. Uzaklaştırma. İrşat var. Değil mi? Ne? İrşat. İrşat neydi? Rüşt çağına çıkartmak. Sini bulu herkesin olabileceği. Hayvanlarda da var. Çocuk yapma yaşı. Sini bulu. İrşat ise rüşte çıkartmak. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı. Batılı batıl bir batıldan uzaklaşma. Fikir ve his sahibi yapmayı. İşte evlilik yaşı sini rüşttür. Bulu değil. Arabayı ehliyet kullanmak için, ehliyet almak için kaç ay gidiyorlar kursa? Bir ne kadar? Bir ay. Öyle olsun, bir ay. Üç ay indirelim. Bir ay. Ya baba olmak için hanginiz bir ay kursa gittiniz? Yani araba kullanmak kadar basit bir şey mi yani baba olmak? Koca olmak. Bak işte. İşte ne var? Kur'an'da başka bir dedik. Emir var. Emir. Aynı ayette dikkat edin. Farklı farklı sureden değil. Aynı ayette emir, nehi, vaat, vaid, tergip, o konuştuğumuz için içine girmiyorum. Terhip var, rağbet var, zicir var, irşat var. İrşat, insanları inşa etme. Rüş seviyesine getirme. Kasas var. Kasas. Kısa, kısa, kısalar var. Peygamber kısaları var. Onların hayatını bileceksin ki öz yapacaksın. Kütüphanede oturacak. Buyur ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sen Babil hakkında araştırma yap. Siz Asurlar hakkında. Siz Hititler hakkında. Siz ise Romalılar hakkında. Siz de Bizanslar hakkında yapın. Siz de Türkler hakkında yapın. Siz geçmiş hakkında. Siz gelecek hakkında. Siz fizik. Siz kimya. Siz biyoloji. Siz enfusi. Ha tamam ben burada oturuyorum. Burası acayip bir kütüphane. Bir ay sonra dosyanızı istiyor. Getirin malzemeleri. Ondan sonra alacak kalemi. Tamam. O Babil'ler hakkında bir ayet yazacak. Gelecek hakkında. Ya böyle olabilir ya. Ya nasıl zannediyorlar ya? Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam şu zındığa bak. Ya diyor geçmiş diyor kavimlerin diyor kıssalarını, hayat hikayelerini diyor okudu, özümledi diyor uydurukçasını. Aynı söylüyor ha böyle zındık bir Ermeni felsefeci var ODTÜ'de. Özümledi, geçmiş kavimlerin kıssalarını okudu diyor. Özümledi, hulasa etti, toplumuna kıyas etti. Biraz da zekiydi diyor, zekiydi. Ondan sonra kendisini oradan bir çıkarım yaptı diyor. Oldu ayet diyor. Buyur sen yap. ODTÜ'de okuyorsun, şey okutuyorsun, doçentsin, profesörsün, Takozovic'sin. Yap sen. Kur'an'da zaten bunlara diyor ki yap diyor, 8 mertebe meydan okuyor. Yap da göreyim diyor. Yap. Sen tutmuyoruz. Hadi bir Kur'an'ı yapma diyor, bir süreyi yap. Tayiniyor bir ayete. Peki bir ayet denemez mi? Denilebilir. Niye denmedi? Çünkü ayetin ayet olabilmesi için, kelamın ayet olabilmesi için içerisine, kelamın içerisine üç sıfat konması lazım. İlim, irade, kudret. Bir daha. İlim, irade, kudret. Mesela ey sema suyunu kes dediğin zaman kesilir mi? Bak Allah da aynı de öyle diyor. Ey sema suyunu kes. Ey ar suyunu yut. Ayet mi? Tamam aynısını yapıyorum. Ey sema suyunu kes. Kesilir mi? Lütfen yalvarırım ya yapma ya. Ne olur ya rezil olacağım ya kesilir mi? Hiç. Hadi ayet olamıyor. Çünkü içerisinde kudret yok, ilim yok, irade yok. İçerisine bunu sokacaksın. Bu ayetleri yapacaksın ama bunları koyacaksın. Geçmişe gideceksin. Hayalen kurgulayacaksın. Musa kısalarını şey yaptın. Tamam kısalarda Eliyomenineceki bir bedenike bugün senin cesedini sahile atacağım, necat vereceğim. O kısalarda yok ki. Şimdi dedin ya tutmadı. Sahile yani dalgıçlar ben öyle biliyordum. Kızıldeniz'e dalgıçlar daldı. Adamı çıkarttılar. Değilmiş ya sahile atmış yani.
Ben kesin ya, ben Londra'da adama gittim yani. Adam aynı, senin cesedin var ya, aynen öyle diyor. Yalnız eksik senden de o arası şu. Su çekilmiş, içeriye et büzüşmüş yani. Bütün organlar, tenasül üzü bile duruyor adam. Rezil yani. Saçları duruyor inan. Kırmızı ile kırmızı, yani kına gibi bir saçı var. Adamın saçı da duruyor. Firavun duruyor. Bundan bahsedeceksin. Nasıl bahsedeceksin? Söylediğin içerisine ilim, irade, kudreti de koyacaksın. Ne yapmış? Kasas, kısalar. Oradan ahkam çıkartacaksın. Ahkam, hükümler. Hükümler çıkartacaksın ama öyle bir hükümle getireceksin ki her asırda yeni olacak. Mecliste ikide bir kanun değiştiriyorlar. 1982'de hatırıma kalan bir şeyi söyleyeceğim size. Yani o isim nasıl kaldı diye şaşıracaksınız. O zaman taze beynimiz vardı, ezberlemiştik. 1982'de Çin Devlet Başkanı Zhao Ziyang. Kalmış, silemiyorum da yani. Zıkkın bir adam. Zhao Ziyang şöyle bir şey demiş. 106 sene önce Mao'nun felsefesiyle 1,5 milyar insanı idare edemiyoruz. Gazetelerde manşetti de oradan kalmış. Kur'an ise bakın, bak 106 sene önceki Mao'nun diyor. Şimdi Kur'an ise bak ahkamdan, umum asırlardaki umum tabakayı beşeriye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Yani her asır taze nazil oluyormuş gibi ahkamı taze olacak. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif, fikirce çeşitli, istidatça mütebayin, birbirinden farklı, imtiyazlı, asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin, bak burayı okumak için şey yaptım, beşerin asar ve kanunları, beşerin işleri ve kanunları, beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor, kaldırılıyor. Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini, vuskunu gösteriyor. Yani asırlar geçtikçe hükmü eskimiyor. Daha çok ihtiyaç duyuluyor. Mesela misal vereyim. Eskide içki 1400 sene önce peygamberimiz zamanında kemik parçalarıyla birbirinin kafalarını kırarlardı sarhoş oldukları için. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kavga etmesinler. Küçük bir kavim ya. 5000 kişi ancak yaşıyor. Yani iki vadi arasında ne olacak? Gitmişsiniz Mekke'ye, Medine'ye bilirsin. 10.000 bir ilçede 15.000 kişi yaşıyor. Yani Mekke'de o kadar 15.000 kişi mi olacak yani? Hadi 50.000 kişi olsun. Kavgalarını kırıyorlar sarhoş. Bir ahkam getirir. Ne yapayım? Nasıl kaldırayım ben bunu? İçki haram getirdi. Ha o zaman içkiye, harama ihtiyaç vardı. Bu kavgayı kaldırma. Şimdi ihtiyacımız yok canım. İçki haramiyetine gerek yok. Halledilmiş. O zaman mı daha fazla ihtiyaç vardı içki haramiyetine şimdi? Şimdi. Mezara sorun. Mezaristan'a sorun. Kabristan'a. Hastaneye sorun. Meyhanelere sorun. Hapishanelere sorun. İçkinin faydalarından bahsederler size. Yani getirdiği hükümle zaman geçtikçe onu demek istiyorum. Daha çok ihtiyaç hissediliyor. Ne dedi? Kasas. Emsal. Temsiller. Ahkam. Aynı ayette marif-i ilahi Allah'ı anlatıyor. Allah nereden bileceğiz ya Allah demese? Ben bile seni bilmem sen kim olduğunu yani biraz konuşturacağım ki seni. Tipine bakacağım mesela. Yani Allah hakkında marif-i ilahi nereden bilecek bir insan? Yani kendine kıyas et. Ya Kur'an elinde var olan bir yol. İşlenmiş bir yol. Eline kitap var ne kadarsın? Yok böyle numune yok. Model yok. Mukayese yok. Taklit yok, kitap yok, kütüphane yok, ders veren yok, hoca yok, peygamberliğin çıraklığı da yok, kalfalı yok, ustalı yok. Sabah kalkıyor ben peygamberim diyor. Lan bunun hiç çıraklık mı yok ya? İlkokula da mı gitmemiş peygamberlik okulu? Almanya'da tıraş olmak için 2 sene meslek okuluna gitmen lazım. Tornacı olman için yani demire şekil vermen için 4 sene sanat okulu okuman lazım. La demire şekil vermen için 4 sene onun altyapısı ortaokul, ilkokul bu kadar ilim gerekiyor. İnsana şekil vermek için okula gitmek gerekmiyor mu ya?
demire şekil vermek için gerekiyor. Yani acelime gidiyor ya. Sonra marif-i ilahiye yetmiyor. Ulumu kevniye fezdeki yapacaksın. Fezdeki nasıl biliyor musun bak? Ulumu kevniye. Mesela iki kişi Arapça konuşuyor ya Almanca konuşuyor. Sen de seyrediyorsun. Bir kişi de oturuyor. Gar 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 gur gur gur. Gar 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 gur 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 konuşuyorlar. Yarım saat oldu. Sen de bakıyorsun, anlamıyorsun. Birisi de seyrediyor. Hiç konuşmadığına göre benim gibi dersin, anlamıyor. Bak fezdeki şöyle. Yarım saat bu konuştu, bu konuştu, bu konuştu, bu konuştu. Sonra hiç bu konuşmayan adam bunlara ikisine hitaben bir cümle söylüyor. İkisi de Bunun adı fezdekidir. Yani bu zatın bunun ilmine ve konuştuklarına hakim. Bu zat bunun da ilmine ve konuştuklarına hakim. İki fıtratı bilen ona uygun bir cümle söylerse ikisi de diyorsa bu kelimenin adı fezdekedir. Yani az konuşuyor diye bilmiyor değil. Sözün azlığı, kısalığı icazındandır, harikalığındandır. Şimdi hakim olduğunu gösteriyor. Buna fezdeki deniliyor. Kur'an böyle kullanmış. İnsan ve kainat, insan ve Allah, insan ve insan, batın ve zahir. Bir cümle söylüyor, az söylüyor, öz söylüyor. Sebebi hakim olduğundan. Yani bunun Almanca konuşmasına ve ilmine, bunun konuşmasına ve ilmine hakim, ikisini değerlendiriyorum, hazmediyorum, bir cümle söylüyorum, o da kafa sallıyor, bu da kafa sallıyor. Tamam diyor. O zaman ne? Bu adam ona hakim, o mevzuya hakim olduğunu gösteriyor. Buna öz, çekirdek, fezdeke deniliyor. Ama dışarıdan bakınca yarım saat sustu ya. Yani herhalde bilmiyor Almanca. Hayır. Özünü alıyor, söylüyor. İşte diyor ki, ulumu kevniye. Ulumu kevniye de fezdekeler yapıyor. Başka? Kavanin. Kanunlardan bahsediyor. Başka? Şeriatı, hayatı, şahsiye. Şahsi kişinin hayatından bahsediyor. Nasıl mutlu olabilir? Dimağı nasıl çalıştırabilir? Mesela bir tane hadis söyleyeyim, gelir dokümanımda görmüştüm. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ben psikoloji ders yaptım biliyorsunuz ne kadar yapıyorum. Bak şu cümleye bak. Merdefterime koymuşum bunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki şekli yok ya kimse. Beni mesela hayal edin demez. Çünkü şekli yok. Sıkıldığınız zaman diyor, beni düşünün. Bu kadar. Hadis. Hani ben oralardan çıkıyorum biliyor musun? Yani düşündüğün şey balon gibidir, içindesin. Düşündüğün şeysin. Düşünce güçtür. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Senin elinde yani. Kötü olabilmen için hayvan, çocuk, deli kötü olamaz. Çünkü düşünmüyor. Eğer kötü hissediyorsan kesinlikle düşünce var altında. Kötü düşüneceksin. Düşünceler hisse dönüşecek. Hisler de bezlere dönüşecek, bezler de yampur yampur salgılamalar yapınca kendini kötü hissedecek. O kadar yani. Şimdi ne diyor bak, şu kanuna bak, kanuna bak. Sıkılıyorum ya Resulallah. Ben bir insan sıkılıyor, nasıl çare bulurum? 10 saat konuşurum ya, 305 tane dersim var ya psikoloji. Ne diyor biliyor musun? Sıkıldığınız zaman beni düşünün. Tak kuyudan dışarıdasın. Çünkü düşündüğün şeysin ve onun içindesin. Mesela birisini... Nasıl düşünürsen. Mesela şöyle diyeyim. Düşünceler nasıl şey yapar diye şaşırırsın. Şöyle. Cinselliği düşünüyorsun. Vücut salgılamalı değişmiyor mu? Yani herkesin anlayacağı dışını, lisanı kullandım. Kusura bakmayın. Cinselliği hayal ettiğin zaman, düşündüğün zaman vücut hormonları değişiyor mu, değişmiyor mu? Veya bir alacağınız var. Veya yukarıda adama kaç defa dedin silkeleme bilmem ne. Yani adamı düşününce, düşünme değil, adamı görsen sokakta, senin sistem, metabolizman değişiyor ya. Bir tanesinin dediği gibi, adamın dedi o kadar sinirleniyorum ki, tipini gördüğüm zaman dedi, 6 ay neyim olmuyor dedi, işte yemek iştahımdan kesiliyorum dedi ya. 6 ay iştahım gidiyor diyor. Şimdi, düşünceler insanı nasıl aktif ettiğini, nasıl hormonlar değiştiğini, fena madenler ve iyi madenler aktif olduğunu anlatmaya çalışıyor. İşte diyor ki bununla şirayet hayatı şahsi. Bunu nasıl diyebilir? Bunu
Bunu psikoloji, sosyoloji olması lazım ki söylesin. Sonra hayat içtimaiyeyi, aynı ayette bunlar. Hayatı kalbiyeyi içeriye girdi. Aynı ayet. Hayatı maneviye, ruha girdi. Hayat uhreviye, geçti öteye. Neyle yapıyor biliyor musun? Harflerin şekliyle yapıyor. Mesela insanı anlatırken erhami, rahime benzetiyor karaheyi. Yuvarlak heyde olabilir diyor. Müfessirle diyor şu yerle. Ama yani anlattığı şeyi mesela yesi erdü. Mesela kafir diyor şuna benzer. Semaya yükseltilip de boğazı sıkılan adam nasıl olur? Aynı ona benzer derken boğaz harfi kullanıyor. Yesi erdü. Yesi erdü. Cüp bir Yusuf'u suya atıma cüp deriz ya cülüp. Yani söylerken uslup daha iyi onu söylüyor. Ya bu acayip bir şey ya Kur'an. Garbime gidiyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Kafam o kadar yatıyor ki acayip ya. Yani canım sıkıldığı zaman sevap diye okumuyorum ha. Allah inşallah yazar sizinki de benim. Ben sevap diye okumuyorum. He vallahi o biliyor yalan mı söylüyor. Enerji okuyor okuyorum. Çünkü bende pozitif donanımlar var. Ama ölü. Şu anda birisi kötü bir şey söyledi. Bir haber söyledi. Bir ne yaptı. Duruyor ölü gibi ya canım sıkılıyor. Tırırt tırırt elhamdülillahi rabbil alemin. Biraz sonra oh be deyince kapatıyorum. Ulan bitirsene cüzü. Rahatladım canım maksadı aldım. Yani diyeceksin ki nasıl oluyor? Haber okuduğunuz zaman moraliniz bozulmuyor mu? Midenize vurmuyor mu? Güzel haber okunca da yükseğe çıkmıyor mu? İşte ben de öyle yiyorum. Acayip bir şey ya. Bunları söylüyor. Şerait-i hayatiye-i şahsiye. Hayat-i içtimaiyeyi. Sosyal yapıyı. Hayat-ı kalbiyi girdi içeriye. Hayat-ı manevi seslerle, harflerle, usluplarla, bir de harflerin tabiatıyla. Her bir harfin, elifin, b'nin, t'nin, toprak, ateş, su, buhar tabiatı var. Mesela zafer dedik. Zaferin z tabiatı nedir? Ateş tabiatı mıdır z? Toprak mıdır, su mudur, hava mıdır? Zafer deyince met var orada, za değil mi? F var. İşte o zaferle met harfinin onun tabiatı, F'nin tabiatı, onun eseresi, onun ötüresi. Bu, yani daha manaya girmeden harflerin tabiatıyla mana çıkartılıyor. Bunlar nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama bu gözüküyor ki kendisi yapamaz. Bir yerde söyledim şaşırdı öyle değil mi ya dedi. Vallahi. Ben ondan daha fazla zaman veriyorum gibi gözüküyor. Ama en fazla Kur'an okuyan o. Abi de nasıl oldu? Vallahi demek ki şöyle saniye düşünün. Elime bakın. Tık 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 ya saniye. Tık. Bu ucunu tut şuradan. Tut da böyle. Tık. Burayı da tut. Aç. Gir içeriye. Zamanın arkasına geçtin. Artık burada 1000 sene orada bir an. Veya burada 1000 sene orada bir an oluyor. 1000 sene geçmiş oluyor. Veya 10 sene. Bak 1,5 saatte katbi Kur'an yapıyor. Bastı zaman, tay mekan. Zamanın arkasına geçiyor. Nasıl geçer? Çünkü zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der esmasına bakıyor. Onun için zaman herkese farklı işliyor. Einstein izafiyet teorisi var ya. Çözemiyorlar. Niye herkese uçakta giden, trende giden... Işık hızıyla giden, arabayla giden herkese farklı işliyor. Tesiri, duyguları, fikirleri farklıdır. Daha çözülmüş değil. Ama inşallah bizim bulduğumuz o şeyle, benim yaşarken belki çıkmaz ama gelecekte çıkacaktır. Zaman herkeste farklı işlemesinin sebebi, zaman canlı ve ruhludur. Onun için herkese ne yaptığını biliyor. Çünkü esmadır, esma cansız olamaz. Şuurludur, cehennem gibi. Öyle paldır küldür bir böyle bir cehennem ateşi yok yani kuyu. Kime ne yaptığını canlıdır, ruhludur, akıllıdır biliyor. Kim geldi, neresini iç yapacak, hangi duygusuna ne kadar matkap bağlayacak, nerenin dişini delecek, sağ diş mi, sol diş mi, uyuşturucu takmadan. Cennet de öyle, tanıyacak, o çağırsan gelir diyor. Sana iltifat eder diyor. Hangi esmaya bakıyor zaman? Der. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Dehriyun. Yani canlı ve esma cansız olur mu? Hayatlıdır oradan yani intikaller şey yapıyor. Ya bunları anlatıyor. Sonra hayatı kalbi, hayatı manevi,
Hayat uhrevi gibi umum tabakati kelamiye. Bir yerde de diyor ki kelam diyor kişinin kimliği ve kişiliğidir. Kelam aynı zamanda aynadır diyor. Ayna. Aynı zamanda fotoğraftır. Mesela aldığınız bu şeyi çekeceksiniz. Orada kelebek var. Dere var, deniz var, ot var, çiçek var, menekşe. Bir sürü şey kartpostalın içine girdi değil mi? Aynı bunun gibi çeşitli malzemeler kartpostala girdiği gibi kelam da kartpostal gibidir. Kelebek var, ağaç var, çiçek var, menekşe var vesaire var. Onun gibidir. Ve ayna gibidir, gösteriyor. Aynı zamanda batını dışarıya taşınıyor. Aynı zamanda kişiler arasındaki bağ kuruyor kelam. Şu anda ben size yaptığım gibi. İçeri giriyorsun. Şey, İlmi. Var. Peki insandaki kelamda da aynen, aynısı mı var? Aynen ama oraya kadar sirayet etmiyor. Mesela fikrim şu ağzımdan çıkan kelamda ilmim, irade, kudretim var. Ama şeyinden, safiyetten çıkmışsa, dilden çıkmışsa yok. İçi boş. Eğer batından çıkmışsa diline, üzerine ben kelamın üzerine dimağımı koydum. Kalbimi koydum, ruhumu koydum. Eylemimi koydum, niyetlerimi de koydum. Gizli manaları da koyuyorum. Niyetimi, meylimi, arzularımı, böyle tilkiliğimi, kandırmamı, tamam mı? İçine koyuyorum. Çıkan kelama dimağdan yüklemiştim ya, senin dimağını ne yükledimse senin oranı aktif ediyor. Kalbimden yükleme varsa kalbini, ruhumdan yükleme varsa ruhunu. Eğer eylemsel bir insanım, eylemsel yani hareketi yani söylediğini yaşayan ise seni de yaşatıyor. Tesirat o nispette oluyor. O nispette oluyor. Acayip bir şey ya. İşte Halik ismi yok mana pat diye kelamla çıkıyor. Şu anda ben konuşuyorum zannediyor musunuz? Ben tek tek harfleri diziyorum. Düşünüyorum. Allah nasıl yapacağım ben bunu ya? Manayı düşüneceğim kelama koyacağım ya. Nasıl kelama dönüşüyor onu da bilmiyor. Kalpten manalar çıkar diyor. Ta 33 mertebede muhakematta oradan geçiyor, yükleniyor. Oradan geçiyor, matkap gibi deliyor, kaynak yapıyor, şişiriyor, boyuyor, alt yapıyor, üst yapıyor ne bileyim. 33 tane mertebeden ondan sonra bu kez geçiyor oraya. Tak. He? Oradan tekrar içeri giriyor. İçeriye giriyor ve içeriye girdikten sonra benim nerelerimden sana gelmişse senin oralarını aktif ediyor. Acayip bir şey. Mesela bir de diyor ki İslam hukukunda bir diyor yani resimde görseniz açık saçık bir de canlısını görseniz hükmü aynı değildir. 400'ünde merhume muhtaç mobdaki bir kadına nazarı şehvetle baksak hissiyat ülvi insani tahrip eder derinden derine. Ne yapar? Kardeşim ceset zannediyorsun o. Ceset yok orada. Ceset görüyorsun ama onun dalgası içeriye giriyor. İçeriye girince içeride mesela CD seyrettiniz. Filmi seyrettiniz. Dışarıda film. Kapattın. Film. Film. CD. Kafaya girdikten sonra artık CD midi yok. Orada canlı. Kimi seyrettinse, hangi artistin filmini seyrettinse onun ruhaniyatı işliyor şimdi. Rüyalarına bile geçiyor. Kopyala yapıştır. Hele savunman yoksa, hele haberin yoksa sirayet dersini bir dinleyin sitede. Nur dersinde. Sirayet bak nasıl giriyor. Ama biliyorsan bloke ediyorsun tak diye gelmiyor. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Bilirsen, bilirsen, tanısan gider. Yani baktın oradan, o anda kadın o açık saçık ne düşünüyordu? Cinlidir, buhrandır, bunalımdır veya iyi şeyler düşünüyor. Ondan sonra o dalga geliyor. Çünkü düşünceler aklın meyvesidir. Aklın meyvesi akılsız olamaz. Kalbin meyvesi olan his, kalpsiz olamaz. Ruhun dışa vuruşları ruhsuz olamaz. Ölü topraktan canlı çıkacak, akıldan çıkan akılsız olacak. Düşünceler akılsız olur mu? Aklı meyvesi zaten. Hulasası yani. Ağacı meyvesi gibi. O anda o düşündüğünü yayıyor mu? Yayıyor. Köpekler ve cinler oradan tanıyor ne düşündüğünü. Yoksa gaybi bilmiyor. Çünkü düşündüğü gözüküyor o bölümde, o boyutta olanlara. Oğlum sen de baktın nazarı şehvete tak fotoğraf şey gözden girdi içeri. Yani şu ya arkadaşlar gaybden bahsetmiyorum. Kamerayı çektiniz. Batarya bitmiyor mu? Ses çektiniz.
Batarya bitmiyor mu? Uyduyla mesajlar gidip geliyor. Batarya bitmiyor mu? Ne yaparsanız burayı bitmiyor mu? Buraya yükleniyor. Aha işte kamera. Bundaki kamera göz. Bundaki kayıt kulak. İçerideki eylemler bir şeyler yapıyorsun ya. Kafada düşünüyorsun şey yapıyor. Bunu bitiriyor. Batarya nereye dönüşüyor? Filme dönüşüyor. Bak. Bataryaya bak ne olur. Filme bak. Hiç ömründe bataryadan filme, videoya dönüştüğünü görmesen, bundan ne çıkar deseler, sen video hatırlayabilir misin? Ha, bu beden, bedene benziyor. Batarya hayattır, yaşadıklarımız videodur. Batarya, ömrümüz videoya dönüşüyor ahirete. Ahiret filmleri oluyor. Batarya nasıl filme, videoya dönüşüyorsa nasıl olur? Yani batarya video, video batarya oluyor. Yani bataryadan çıkınca değil, aniden oluyor. Şimdi bakın, beşer eliyle yapılan bir sistemde batarya filme dönüşürse, ömür niye filme dönüşmüş? Ömür daha canlı. Canlı ve ruhludur. Bu batarya cansız. Bu batarya enerjisi nasıl filme dönüşüyorsa, bizim ömrümüz de ahirete dönüşüyor. Ahiret ömrün kendisidir. Filmin kendisi bataryadır kardeşim. Şekil gözüküyor ama altyapısı, yazılımı enerjidir ya. 1-0-0-0-1-1-1-0. O da enerjidir. Film ama arkasını bilirsiniz. 1-1-1-0-0-1-1-1 vesaire. Ömür nasıl ki film enerjidir, yazılımdır. Değil mi? Film yazılımdır. İnan şey enerjidir. İnan şeye artık esirdir. İşte insanın ömrü de ister düşün ister düşünme kendisi dönüşüyor. Kendisi ahirettir. Batarya nasıl filme dönüşüyorsa. Sonra aynı ayette ne yapmış bak. Hayat-ı manevi girdik içeri. Hayat-ı uhreviye girdik gibi umum tabakat-ı kelamiye ve marif-i hakikiye ve hacat-ı beşeriyeyi delaletiyle. Bir sürü hacat da var. Yani bu kadar şeyler var bir ayette bir de hastayı okuyorsun düzeliyor. Duygulanıyor. Cenazedeyiz, cenaze evinde. Allah razı olsun. Güzel bir aşır okudu hocam. Baktım ağlıyor. Oysa mirasçık hukukundan bahsediyor. Allah mazana gerek yok ki. Duygusal bir ayet değildi. Ama şey yaparken duygusal yani. O tarafa da şey yaptı yani. Ben dayanamam diyor. Gözü yaşlıyor. Hakikaten öyle de asıldı ki adam. Yani içerisinde başka şeyler var. Dışarıda başka şeyler oluyor. Ben de anlatmış değilim ha bu işten yani. Nasıl oluyor? Bu nasıl bir şey ya? Yalnız hayran hayran seyrediyorum olayı. Bakıyorum Allah Allah. Bana da tesir ediyor. 1000 defa dinlediniz ezanı. Bir güzel okunca camı açıyorsunuz ya. Camı açıyorsun. Arabayı ise durduruyorsun. Ona şunu bir dinleyeyim ya. Arap makamında okunca böyle değil mi? İnsan ister istemez. Ya bugün Polatlı'da vardı. Efendim yatsıda o bir adam bir okudu ki. Ben bile bıraktım bu çalışmayı. Kapıyı açtım. Uyuşuyordum bile. Bitene kadar balkon kapısını açtım ya. Ama içerisini biliyorum. Ama ayrı bir duygu yaşadım. Nereleri oynattıysa onu da bilmiyorum. Umum tabakat-ı kelamiye ve marif-i hakikiye. Bir de marifet de terakkiyat malzeme oluyor. Hacat-ı beşeriye delaletleriyle işarete cami olmakla beraber. Diye devam ediyor. Ben de ya Rabbi ya. Acayip bir şey ya. Komutan bir komuta verdiği zaman bilim ileride kudret. Konukla çalıştırıyor. Evet. Başkasının kuvvetini kullanıyor değil mi? Başkasının kuvvetini kullanıyor. Kur'an da böyle galiba. Aynen mesela aferin. Şöyle komutan dese ki arş gidiyor. Rahat. Ben desem aynı kelamı söylüyorum. Belki daha söylerim. Yerinde say kimse dinlemez. Yürü. Sus lan. Der değil mi orada? Sen tel örgünün dışında siviller dese ki yerinde say hiç kimse saymaz. Ama bir adam 1000 kişiye albay yerinde say dese sayıyor. Yat dese yatıyor. Kalk dese kalkıyor. Sürün dese sürünüyor. Allah yat diyor yatmıyor. Kedi yani. Kim demiş, kime demiş, hangi maksatta, hangi makamda? Evet. O nereye işaret etti biliyor musun? Bilerek veya bilmeyerek ne dedi biliyor musun? O albay yat derken o hotorladır. O değil diye. Devletin gücü var. O güç sirayet etmiş herkeste. Beyinlerde o mod var.
bütün askerlerin beyinlerinde ordunun gücü var, devletin gücü var, tamam mı? Mesela bir cumhurbaşkanı, devlet başkanı bir laf dese, öteki devlet ben bilmem şey yapar şu. Ama aynı insan sivil olsun dese hiç kimse hem de karşılamaz yani. Git yurt dışına kimse karşılamaz. Sözü de muteber değil. Aynı adam ne değişti ya, oraya koyuyorlar. Böyle diyor, devlet krizi oluyor yani. Ha demek ki onun muhataplarında, zihinlerinde var olan bir mekanizma var. O aktif oluyor. Albay ama o da adam. Albay ama devlet var. İlim, irade, kudret gibi. O naklediyor ağızda. Yat deyince 80 milyon Türk milleti diyor yat. Hani güç diyor yat. Ama hoparlör. Nasıl hoparlör? Kardeşim telefon insan gibi konuşmuyor mu? Ama insan mıdır? Anladınız mı bak? Telefon insan gibi konuşuyor, senin gibi konuşuyor, seni konuşuyor ama insan değil. Sana deseler ki onlar insan değilsin, insan gibi konuşuyor, lan kafasını geçiririz. Bak bu insan gibi konuşuyor, insan değil. Albay da insan gibi konuşuyor, ya o tek değil. Devlet konuşuyor, onun ağzından. Bunun ağzından bana konuştuğu gibi öteki taraf, hoparlör. Yaşasın Risale-i Nur. Bunları anlatıyor elhamdülillah. Kur'an ne güzel gösteriyor. Nazm-ı mani ne güzel. Yani mana mertebelerini nasıl ortaya koyuyor. Ne kadar insanı etkilenmemesi mümkün mü ya? Bak ne diyor. Neler diyor bak. Beşinci ışığın başka. Kur'an'ın makasidi. Onlar saydıklarından on küsür tane hariç ha. Bak makasıt. Düz gideyim biraz. Buradan çıkartayım çünkü sizi değişik bir şey oldu böyle. Makasıt, mesail, mani, esalip, uslup, mevzuları bir de. Yani bir insan düşünecek bir şey mi? Mesela durup dururken semada ne işin var? Din midir yani bu? Siz diyor kainatı donuk zannediyorsa o yüzden genişlettiriyoruz. Din midir? Yani ne ihtiyaç var buna? Eğer kendisi söylemişse yiyelim, içelim, gasp edelim, alalım, kıralım, ticaret yapalım. Böyle olması lazım. Bir de beni sorgulamamak için Hristiyanlığın dediği gibi akıl şeytandır kapını da bırakın kilisede. Ondan sonra bak dine bak bir de. Dağları siz sabit zannedersin o zaman yürüyor diyor. Ne alakası var dinle ya? Din demek hayatın hayatıymış yani. Hayatın kendisi. Mevzularına bak yani. Mevzu seçeceksin de mevzu seçmek de acayip bir şey yani. Nereden hatırına geliyor der? Şimdi ne kimya ile, ne matematikle, ne edebiyatla, ne biyolojiyle. Kabir ve sonrası en büyük meselemiz değil mi? Kabir en büyük insanın meselesi. Alim, cahil olsan, zengin, fakir olsan başına gelecek her şeyi bitiren kabir. Bu çözülmeden dünyada hiç kimsenin rahatı yoktur. Bak, ben söyleyeyim siz düşünün. Aramızda yoktur da farz edelim. Psikoloji sorunu olanı düşün. Sıkıntı, panik atak, depresyon, göğüs. Çaresini biliyor musunuz? 305 tane ders yapan bir insanım. Hem de ruhsal. Her bir ders bir saat en az. Çaresini biliyor musunuz? Sıkıntının çaresi. Hulasa söylüyorum 305 tane dersi. İmanı bil ahiret. Ahirete iman fikir boyutundan hissi boyuta kalitesini döndürürsen sen ahiretin dünyadan daha güzel olduğunu fikir değil hissin olur. O zaman dünyanın hiçbir hadise seni alakadar etmez. Durduramaz. His olduğu nasıl anlaşılır abi? İşte o sıkıntı o nispet olmaz. Hissetmek, fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek var ya. Yani hissi. Bir misal söyleyeyim. Diyelim ki kendimi uygulayalım. Ben şu anda ders ortamında diyorum. Bu kitaplar şahidim olsun. Allah'a da yalan söylenirse kafir olur. Şu anda ders ortamında ecel gelsin, bana teklif edilsin, reddedersem namert olurum. Etmem. Şu ders ortamında. Niye? Şu anda Kur'an'ı his boyutunda yaşıyorum kısmen. Nimet için söylüyorum. Risale-i Nur bu veriyor. Ama bunu çıktıktan sonra bu masadan, çünkü delal-ı Kur'an olan Said'in makamında olduğumdan. Çünkü uyanığım ben. Şu anda ben değilim burada. Delal-ı Kur'an olan Said'in muvakkat-ı makamında olduğum için bunu çaktırmadan çakıyorum kendime. Ama buradan ineyim senin gibi oluyor o zaman çekiniyorum. Eğer ben bu ders haletimi
Senin şu andaki güzel haletin yok mu yani? Bir saat önceki haletine mi benziyor? Derse gelmeden önce. Şu anda duygularınız yok mu? Güzel duygu yok mu? Bu duygu buralı mı? Burada orayı yaşıyorsunuz. Şu andaki haletiniz cemiyette olsa sen melek olursun, melek. Bak sen hiçbir şey bu kadar karabalıkta sıkışmışsına böyle duruyorsun mu heyecanla? Böyle bir rahatlık yok mu? Eğer rahatlık yoksa burada değilsin. Bak burada buradasın ama öteleri yaşıyorsun. Eğer bu his boyutuna geçerse bu ders, sohbet, hayatın işte her safhası sahabede böyleydi. Turfanda ve tazeydi. Mesela bendeki şu anda alet sende de var yani. Kısmı hepimizde derece derece var. Ne kadar tefekkür etmişsek. Şu anda rahat değil misin? Evet. Elhamdülillah yani bir saat önce ikisine göre korkunç bir fark yok mu rahatlıkta? Var. Bu rahatlığının fasulyeden gelmedi. İlaçtan gelmedi. Kuru fasulyeden almadın yani. Bu haletin 70 kat ilerisini düşün. Şu andaki haletin. Fikri öyle inkişaf ettirdin ki Karadeniz'in yalçın kayaları serttir. Ama su yumuşaktır. Vura vura, vura vura, vura vura oyuyor. Bu dersi dinleye dinleye, dinleye de, tefekkür edeye de, tefekkür edeye de dalgadır yani. Yumuşaktır ama hadiseleri oyar. El tekrar o asem ve lefkan yüksek. Evet abi. Şu an bu dünyada değiliz esen. Değilsiniz. Şu anda ölseniz orayı yaşadığınızdan dolayı öldüğünüzü hatırlamazsınız. Şehitsiniz de ondan isterim dedi. Şu anda ölse bir tanesi şehittir. Dinimiz böyle diyor. Dinin söylemese bile şöyle bir şey var. Ortada vaka var. Şu anda yaşadığın halet buralı değil. Cinsellik değil şu andaki duygun. Para kazanmaktan getirmiş olduğu bir şey. Maaş aldığın an değil bu. Baklava yedikten sonra asıl olan değil bu. Şu andaki haletine bir bak bakalım. Hangi haletine benziyor? Benzemiyor, dünyaya benzemiyor. Ha, şu andaki halet orayı yaşadığından dolayı vefat etsen buralı değilsin ki. Zaten orayı yaşıyordun. Bedensel hayata ölüm gelir. Şu ruhuna gelmiyor ki. Küllü nefsin ruhu demiyor. Küllü nefsin zayikatül mevt. Küllü nefsin, küllü ruhun demiyor. Ölüm ona bu şey yapıyor. İman diyor, hayatın hayatı. İman, hayatın, birinci hayatın hayatı. İman bir hayata girerse ikinci hayata atıyor. Ölüm birinci hayata vuku buluyor. İkinci hayatı yaşayana birinci hayatta ne olmuş? Bana ne olmuş ya? Narkoz olunca kesiyor doktor. Ne bileyim ne yapıyorsa yapıyordur. Narkoz yiyen adam anlıyor mu kesildiğini? Ha, birinci hayatı yaşayanlar ölümü yaşayacaklardır. İmanla birinci hayatı hayatlandırırsak, imanla hayatınızı hayatlandırırsan ikinci hayat moduna geçiyorsun. İkinci mertebe hayattır. Mektubatta o bir başkasının hayatını anlatmıyor. İkinci mertebeyi hayat, imanla elde edilen hayatın hayatı. İkinci hayat yaşıyoruz şu anda. Şu anda ikinci mertebeyi hayat yaşıyoruz. Şu anda ölüm vuku bulsa, Azrail Aleyhisselam'la alakası yok ikinci hayat. O birinci hayatla alakalıdır. Geleceğiz bakarız ki adı Allah Allah, ceset yok burada. Ne yapayım yoksa gideriz ya. Nerede varsa oraya gideriz. Kapıya çaldım, kapı açılmadı, öteki tarafa giderim. Cesetten çıktığın için. Ne diyor? Ölüm yoktur, ölümü öldürebiliriz. Evet, ölümü öldürebilir misin vesaire? İmani bil ahireti, fikir boyutundan, tefekkürle, derslere giderek, gide, dersleri risale okuya okuya, tefekkür ede ede, ahiret inancı, histen, yani su, kayaya, vura, oyduğu gibi, fikir boyutundan, hissi boyutuna senin haberin olmadan geçer. Senin yapacağın bir iş değil. Ruh yapıyor zaten. Sen zaten fişi tak. Buraya fişi taktın şu anda. Sen mi konuşuyorsun? Sen oturmuyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun bak. Ben de bıraktım burada, hopola gibi çalışıyor. Dırrrt diye çalışıyor. İçi dolu ki bak dırrrt diye bağırıyor. Sen de oturmuyorsun, bir şey yapıyor musun? Ben de vallahi oturuyorum, sen de farklı değilim. Ama sen konuşuyorsun, öyle zannediyorsun. Tırrrt diye gidiyor. Ha, Ceylan gibi. Derslere gele gele şu andaki haletin. Her hafta yaşasan, her akşam böyle bu haleti yaşasan ne olur? Ben her akşam bir dersteyim. Sen de her akşam bu haleti yaşasan, bir de gündüz de tefekkürle biraz destek versen, o zaman zaten kitap açtığın andaki hissettiklerin buralı değil, o anda ölüm vuku bulsa,
Hiçbir şey anlamazsın. Çünkü ölüm birinci hayata vuruyor. Tefekkür ettiğin anda ikinci hayata sıçrıyorsun. Tefekkür seni ikinci hayata sıçratır. İkinci mertebe hayatta olur. Ölümmüş. Yesinler ölümü. Tebdili mekan, tahvili vücut, iptak vücuttur. Hisle duygunun nasıl farkı var aslında abi yani? His, duygu mesela beş duygu var ya göz evet. Kulak. His daha incedir, daha incedir. Daha ince. Tabii arkadadır. Düşünce, bak şöyle diyeyim. Düşündüğün bir şeyi. Otomatiktir. Ne düşünüyorsan hisse dönüşüyor. O hisse dönüşünce duygularını aktif ediyor hisler. Gözünü ona çeviriyor. Kulağını ona veriyorsun. Ayak oraya gidiyor. İlk önce adam düşünüyor hırsızlığı. Hissediyor. Duygularla eyleme geçiyor. Bak şöyle diyeyim. Senin mesleğini söyleyeyim. Ben biraz da çalıştığım için söylüyorum. Bizim bir hoca vardı. Derdi ki uzak doğu doğuşta doğuş yapan adam derdi ki hoca işte eskiden lisede okurken gitmiştik böyle. Ben gözüne bakayım diyor. Gözüne ayağı nerede olduğunu bilirim dedi. Ayağına bakmıyorum ha.